Anadolu Sözü grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 251. hedef bölgemizi ve o bölgenin üzerine tepkisel bir hareket yaparak şu bölgede 290'la zirve oluşumunu gerçekleştirip 300 hedefimize yaklaşmıştı ve 300 hedefin üzerinde de kanal üst bölgesi olan 350 bölgesine kadar yükselişlerin devam etme ihtimali, yarı yarıya stop bölgemiz olan 235 ve kesin stop bölgemiz olan 208 bölgesi altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürüp 350 hedefine kadar yükselişleri gerçekleştirme ihtimalinin halen daha devam ettiğini görüyoruz ve birinci hedef bölgemiz olan 250 bölgesinin üzerine tekrar çıkış yaparak o bölgede tutunmayı sağladığını ve kısa bir tepkisel hareketle beraber şablon bölgesinin ara direnç noktası olan 265 bölgesini de test ettiğini görüyoruz. 265 bölgesi üzerine çıkışları sağlayabilirse şablon bölgesinin üst noktası olan 280 bölgesine tepkisel hareketleri gerçekleştirebilir. 280 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıp daha üst hedeflere gitme ihtimalini artıracak bir şablon durumunu gerçekleştirme ihtimalini bu hafta için bir tepkisel hareketle gerçekleştirebilir. Önemli olan yarı yarıya stop bölgemiz olan 235 bölgesinin altına kısa da düşüşlerin olmaması. Böyle bir durum oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali, özellikle de 300 hedefimizi gerçekleştirme ihtimali tepkisel hareketini başlatma ihtimali oluşabilir. Doğaç grafiğinde belirlediğimiz şablonda yarı yarıya stop bölgemiz olan 270 bölgesinde yatay süreci devam ettirdiğini görüyoruz. Kesin stop bölgemiz olan 258 bölgesi altına geçiş sağladıktan sonra bir tepkisel hareket başlatıp tekrar yarı yarıya stop bölgemiz olan 270 üzerine geçiş sağlayıp o bölgede tutunma hareketlerini sürdürüyor. Tekrar 258 bölgesindeki kesin stop noktamızın altında geçişler oluşursa aşağıya derinleşen düzeltme durumlarının ihtimali çoğalacağı için şablon bölgesinin alt noktası olan 240 bölgesinin altına geçişlerden sonra tehlikeli durumlarla karşılaşılabilir. Böyle bir durum oluşmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devamı için bu ara bölgede güç kazanma hareketlerini sürdürecek bir şablon durumu devam ediyor. Özellikle şablon bölgesinin üst noktası olan 280 bölgesi üzerine geçiş sağlayıp yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş oluşmadığı sürece bu bölgede yatay süreci devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. 280 bölgesi üzerine geçiş sağlayarak kalıcı kapanışlar oluşursa yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracak. Bir önceki hedef noktamız 300'ü ve daha sonraki hedef noktamız olan 350 bölgesine kadar da bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini arttırabilir. Porto grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 825 bölgesindeki kesin stop bölgesinde yatay süreci bu haftada devam ettirmiş. Şayet altına geçişler oluşursa şablon bölgesinin alt nokta desteği 810 bölgesi çalışıyor. 810 bölgesinin altına geçişlerden sonra aşağıya derinleşen düzeltmelerin ihtimallerini çoğaltıp özellikle şu bölgedeki destek noktası 775 bölgesinden sonra tehlikeli durumların başlangıcı olacak bir şablon durumuna dönüşeceği için 825 bölgesinde yapılmayan stoplarda 775 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölge desteklere kadar bir geri çekilme ve güç kazanma durumu oluşturabilir. Bu bölgede tutunmayı sürdürdüğü sürece yukarı tepkisel hareketleri başlatıp bir önceki yarı yarıya stop bölgemiz olan 895 bölgesi ve şablon bölgesinin üst noktasına geçiş sağladıktan sonra 915 bölgesi yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırıp 1000 hedefimize şu bölgede yaklaşmıştı. 1000 hedefini gerçekleştirip 1000 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber daha yukarıda yeni zirve bölgelerine doğru oluşturabileceği yükselişlerin hazırlığını gerçekleştirebilir. Bunun için 910 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları mutlaka yapması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt bölge desteklere devam etme ihtimali sürüyor.
Kars'ın grafiğinde 12.55 birinci hedef bölgemizde, o bölgeye şurada bir geçiş sağlamış fakat üzerinde kalıcı kapanışları oluşturamadan tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturup yarı yarıya stop bölgemiz olan 11.45 bölgesine bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuştu ve bu hafta içinde tekrar gördüğünüz gibi 12.55 hedefimizi test ettiğini, üzerine geçiş sağlamaya yakın kapanışlarla haftayı kapattığını görüyoruz. 12.55 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber şablon bölgesinin üst noktasına doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 13.80 bölgesi. Şayet o bölgeyi test edip üzerine geçişler sağlanırsa da 15 yakın hedefimizi ve daha yukarıda 17.50 bölgesine kadar olan yükselişlerin gerçekleşme ihtimalini sağlayacak 12.55 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber bu şekilde yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracak bir şablon durumuna dönüşebilir. 11.45 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşursa şablon bölgesinin ara destek noktası şu bölgede çalışan destek 11.05 var. 11.05 altına geçişlerden sonra da 10.35 bölgesinde kesin stop noktasını önemsememiz gerekir. 10.35 bölgesi altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirebilir ve bu bölgede kesin stop bölgesinin altında geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişler devam eder. Otokar grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 335 bölgesindeki kesin stop noktasını test edip tekrar yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde 350 üzerinde kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz ve bu bölgede üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirebilirse şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 400 hedefini gerçekleştirip daha üst hedeflere doğru 450 ve daha üst bölgelere doğru yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilecek bir tepkisi hareketi başlatmış olabilir. Bunun için de şu bölgedeki direnç noktasını geçip geçmeyeceğini takip etmemiz gerekiyor. 372 bölgesi. 372 bölgesi üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturursa yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran şablon durumuna dönüşebilir ve 400 hedefini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere de yükselişleri sürdürebilir. 372 üzerine geçişler oluşmazsa tekrar geri dönüşler ve kesin stop bölgemizin arasında güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 335 bölgesi altına geçişlerden sonra şablon bölgesinin en alt noktası olan 310 bölgesi en önemli destek noktasıdır. O bölgenin altına geçişlerden sonra tehlikeli durumlara dönüşebilecek bir şablon durumu oluşabilir. Tofaş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesine bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuştu 270 bölgesi ve oradan tekrar bir tepkisi hareket başlatmış. Şablon bölgesinin ara direnç noktası olan 295 bölgesine tepkisi hareketi yapıp o bölgeye yakın bir şekilde haftayı kapatmış. Bu tepkisi hareketi devam ettirerek şablon bölgesinin üst noktası olan 305 ve şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 315 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 315 üzerine geçişlerden sonra yakın hedef bölgemiz olan 325 bölgesini test edip üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleşirse kanal bölgesinin üst noktası olan 350 bölgesine kadar da yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Şayet bu bölgede şablon bölgesinin üst noktasına geçiş sağlayamadan geri dönüşler olursa bu ara bölgede güç kazanma hareketlerine devam edip 305-255 bölgesindeki kesin stop bölgesi arasında bir yatay süreçte güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 305 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumu oluşabilir. Türk traktör grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda bir önceki kesin stop bölgemiz olan 866 bölgesinin altına geçişler oluşturduğunu görüyoruz. O durumda aşağıya devam eden bir süreçte karşılaşırsak 850 bölgesini yarı yarıya stop, 830 bölgesini de ikinci kesin stop bölgemiz olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu iki bölgenin altına geçişlerden sonra daha alt bölgelere doğru derinleşen bir durumla karşılaşılabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden 830 bölgesine yaklaştıkça
mutlaka zincir stop emirlerimizi yazmamız gerekiyor. 830 bölgesi altına geçişler olmadığı sürece bu ara bölgede güç kazanma durumunu sağladıktan sonra ve şablon bölgesinin üst noktası olan 950 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilirse bir önceki hedef noktalarımız olan 1000 ve 1050 bölgesine kadar da yükselişleri tekrar sağlama ihtimali oluşturabilir. 1050 bölgesi üzerine geçişlerden sonra da daha üst bölge hedeflere gitme ihtimalini oluşturabilir. Bu şekilde yukarı dönüşlerde özellikle 950 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri dönüşlerin alt bölge desteklere doğru devam etme ihtimalini sürdürebilir. 950 üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşir veya 950 bölgesi üzerine hacimli bir yükselişle gerçekleşen bir durum oluşursa da daha üst hedeflere gitme ihtimalini artıran bir şablon durumu gerçekleşebilir.